Kurtuluş Savaşı'nı taçlandıran 1924'ten başlamak üzere 1937'de değişmeyen laiklik ilkesini de içerisine alan anayasalarımızdır. Cumhuriyetin değeri ve kazanımlarıdır bunlar. İşte bugün anayasanın değişmez ilkesi, laiklik ilkesi ve ne yazık ki bu ilkeyi savunanlar cezaevinde. Bu ülkenin hakimleri var. Bu ülkenin cumhuriyet savcıları var. Bu ülkenin adalet sarayları var. Ama bu ülkenin sarayları var, adaleti yok. Bu kadar katliamlar oluyor. Bu kadar insanlarımız ölüyor. Kim sorumlu? Bir tane yöneticimiz, bir kaymakam, bir vali, bir emniyet müdürü, bir bakan ya da bir başbakan istifa etmeyi hiç düşünüyorlar mı? Devleti yönetmek kınamak demek değildir. Devleti yönetmek problemleri ortadan kaldırmaktır. Ama bugün ne yazık ki devleti yönetmek bizde teflon tava misali oldu. Ne koysanız yapışmıyor. Tüm dünya katliamları konuşuyor. Türkiye neyi konuşuyor? Başkanlık sistemini. Ben hep dile getiriyorum. Aladağ'da haftalardır elektrik yok. Aladağ'ın gündemi başkanlık sistemi olabilir mi? Ceyhan'da her seçim enerji ihtisas bölgesi sözü veriliyor. Ceyhan'ın gündemi başkanlık sistemi olabilir mi? Tufanbeyli'de açılan termik santral halen yarım faaliyet göstermesine rağmen külü ve suları kirletmesiyle köylüleri zehirlemeye başladı bile. Tufanbeyli'nin sorumlu başkanlık sistemi olabilir mi? Yüreğir'in, Seyhan'ın, Sarıçam'ın ve Çukurova'nın tüm insanları işsizlikten kırılıyor. Her gün onlarca telefon alıyoruz iş isteyen. Bu insanların sorunu başkanlık sistemi olur mu? Adana neyse değerli milletvekili arkadaşlarım, Türkiye'de odur. Adana'nın sorunları, Adana'nın gündemi neyse Türkiye'nin de sorunları ve gündemi odur. Ama ne yazık ki görüyoruz ki AK